Yok yok. Öyle mi? Bakalım. Çok rahat. Çok güzel. Şıkır şıkır ses. Burada tarımcılıkla uğraşıyoruz, hayvancılıkla. Teknik yaparsanız biz daha çok yaparız, daha çok üretiriz. Daha fazla yaparız. Ülkemizi geldiler, aldılar. Biz onu bükülü kime satacaktık? Onun için yapamıyorduk yani, fazla yapamıyorduk. İhtiyacımız kadar yapıyorduk. Bu sene 20 kilo yaptım. Gelen sene 50 kilo yaparım. Daha sene bu ormanlar hepsi bizim. Yani sökerim, az bir yer açarım, dikerim, fasulye dikerim, satarım. Niye ben 1 milyar alsam bu kış sebzeme yeter yani. Fasulye üretimde bize Ordu Belediyesi yardım ettiği için teşekkür ederiz. Sağ olsun, yardımcı oluyorlar. Yeni Allah izin ederse daha çok üretiriz. Belki daha çok şeyimizin katkımız olur, bize katkısı olur. Evet, çok güzel bir şey. Çoban fasulyesi kendi imkanlarımızla yetiştirdim. 30 kilo fasulye Büyükşehir Belediyesi'ne verdik. Allah razı olsunlar. Çoban fasulyesimiz çok güzel. Hani insanlarımızın elinde kalmadı. İmkanları yani sağladılar bize. Sattık. Çok güzel bir şey yani. Köyde kalıp da böyle bir şey yetiştirip destek olanlara Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir imkanlar yani. Köyde insanlarımızın elinde ürünlerini almak, satmak. Ben 3 seneden beri buradayım. Biz yani İstanbul'da büyüdük. Orada görev yaptık. Fasulyemizi, hani çoban fasulyesi çok güzel bir şey. İnsanların eline yetiştiriyoruz bahçemizde. Onlar da alıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Evet abi. Ne kadar fasulye ürettiniz toplamda? Fasulye 200 kilo falan ürettim. Şu anda daha fazla üretmeye devam edeceğim. Gelecek seneye daha fazlasını yapmaya çalışacağım. Şu anda Gürgentepe ilçe, tarım ilçe müdürümüz Murat Bey ile Ordu Büyükşehir Belediye'miz yardımcı oldu. Hep onlara satış yaptık. Teşekkür ediyorum hepsine de. Şıkır şıkır.